Efendim merhabalar. Güneşli ama soğuk bir İstanbul gününden, bir pazartesi gününden hepinize merhaba. Ben Deniz Profesör Doktor Tayfun Uzbay, Üsküdar Üniversitesi'nin değerli siyaset bilimleri hocası Sayın Profesör Doktor Mithat Baydur'la birlikte yeni bir hayat bilim siyaset programına başlıyoruz. Ayrıca iyi bir pazartesi günü diliyoruz. Malum pazartesi günleri biraz zor oluyor. Pazartesi sendromu vesaire. Umarım bu sendromunuzu da birazcık azaltabiliriz. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Hayat, bilim ve siyasette. Bugün küreselleşmeyi seçtik. Küreselleşme oldukça popüler bir konu. Televizyonda, medyada, insanlar kendi aralarında konuşurken çok sık gündeme gelen bir konu. Herkes küreselleşmeden bahsediyor. Cümleler küreselleşmekte olan dünyada diye başlıyor. Küreselleşme bilimi çok etkiliyor. Küreselleşme hukuku çok etkiliyor. Hayatı çok etkiliyor. Ama ben hocama sözü vermeden önce şu küreselleşmenin bir kitabi şeyini yapmak istiyorum. Kitabı tarifini, tanımını. Diyor ki kitabı tarif herhalde 3 aşağı 5 yukarı aynıdır bütün kitaplarda. Ufak tefek nüanslar olabilir ama ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kavramdır diyor. Ekonomistler açısından ya da sokaktaki adam açısından küreselleşme dediğimiz zaman para ve malların dünya üzerindeki hareketliliği diyorlar buna Sayın Hocam. Şöyle diyenler de var. Bir kültür emperyalizmi var. Emperyalist güçler var ve bu emperyalizmin ve emperyalist güçlerin sevimli görünen maskesi diyenler de var buna hocam. Bu küçük girişten sonra sizin bu konudaki değerli fikirlerinizi almak istiyorum. Buyurun efendim. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Tabii oradaki tanım çok böyle kısa ve biraz tadilata da muhtaç. Mutlaka. Şimdi Zygmunt Bauman diye bir siyaset bilimci The End of History, Tarihin Sonu diye Francis Fukuyama'nın 90'lı yılların ortasında bir makalesi çıkmıştı. Tarihin sonu. Özellikle o küreselleşme yani globalizasyon sözcüğü de o yıllarda kullanılmaya başlandı. Şimdi tarihin sonu derken o zamanın içinde bulunduğumuz zaman diliminde hatırlarsak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yıkılışıydı. Şimdi evet. Yıkılışı neyi sembolize ediyordu? Ne anlama geliyordu? Evet, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı, daha planlamaya dayalı, devletin iktisadi hayata müdahaleciliğini, yani bir anlamda kamu müdahaleciliğini savunan iktisadi zihniyetin bittiği, eğer o bittiyse de liberalizmin bir zaferini söylüyordu Francis Fukuyama. Bu tartışıldı. Tarihin sonu hiçbir zaman olmayacağını, tarihte iniş ve çıkışların, farklı gelişmelerin, farklı konjonktürlerin olacağı hep söylendi. Ama Bauman diyor ki küreselleşme denen olay aslında tarihin sonu değil, coğrafyanın sonudur diyor. Bana çok o manidar gelmişti, coğrafyanın sonu diye. Evet, yani kelime anlamıyla glob, küreselleşme bir anlamda coğrafyanın sonuydu. Orada çok doğru şeyler var. İlişkilerin, herkesin, ülkelerin, kafasının ve gönlünün pencerelerini dünyaya açabilmesi, ilişkilerin daha sofistike, karmaşık hale alması aslında bu süreçte hep yaşadığımız şeyler. Ama bu süreçte siyaset bilimi açısından en dikkate değer konulardan bir tanesi ulus devletin egemenlik alanlarının zafiyete uğraması. Erozyona uğraması. Yani devletler arasındaki sınırların da bir noktada artık kalkmaya başlaması. Kalkması ve kontrol mekanizmalarının zayıflaması. Yani şimdi küreselleşme nedir? Mesela artık hiçbir merkez bankası kendi içerisindeki ulus devlet sınırı içerisine giren ve çıkan parayı denetleyemiyor. Yani vatansız bir sermaye var. Şimdi ulus devletlerin bu alandan çekilmesiyle beraber
Çok uluslu şirketler dediğimiz ya da transnational şirketler dediğimiz dünyada önemli bir iktisadi alanda onların ön plana çıktığını görüyoruz ki bunlar çok önemli aktörler. Fevkalade önemli aktörler. Hı. Sermaye konusu böyle. Mesela bilgi konusunda öyle. Hatırlar mısınız bilmiyorum, Cezayir'de yine böyle 90'lı yıllarda FIS dediğimiz İslami Selamet Cephesi iktidara gelmişti. İşte bu İslami anlayışı bozacağı ya da yozlaştıracağı düşüncesiyle dış dünyayla bütün haberleşme kanallarını engellemek istemişti. Daha doğrusu internet vasıtasıyla, o zamanlar yeni yeni çıkan ve uydu vasıtasıyla dış dünyadaki gelen haberleri engellemek istemişti. O bütün insanlar ne yaptılar biliyor musunuz sevgili hocam, hatırlarsanız evlerinin çatılarına antenleri topladı devlet, çanak antenleri, tencere kapaklarını koyarak yine dış dünyadan bir haber almaya çalıştılar. Oldular. Yani rejim ne olursa olsun insanların dünyaya karşı olan merakını, ilgisini, dış dünyadan haber alma heyecanını hiçbir kuvvet engelleyemiyor. Galiba burada şuraya bir vurgu yapmak lazım. Küreselleşmenin lokomotifi, küreselleşmenin hızla gelişmesinin en büyük nedeni galiba dijital devrim. Evet. İnternetin keşfi. Evet. İnternetle bilginin çok hızlı bir şekilde yayılması. Yayılması. Aslında geçmişte baktığımız zaman yazının icadı da milattan önce 4000 falan. Evet. Sümerler dönemine dayanıyor. O dönemden kadar yazılı çok fazla bilgi yok. İşte mağara resimleri veya işte kazılarda çıkan bir takım şeylerden, bir takım öngörülerde bulunabiliyor. Tabii bu da ayrı bir bilim alanı. Ve yazı çıktıktan sonra yazıyla bilginin yayılmasına da çok engel olunan dönemler oluyor. Orta Çağ evet. Çok önemli bir örnek galiba. Engizisyon'un evet, evet. Kısıtlamaları, bilginin yayılması, sonra bilimin buna bir tepki olarak çok hızlı bir şekilde gelişmesi. Burada interneti, şu anda internet için de aynı şey geçerli. Çok güzel bir örnek verdiniz. İnternet aracılığıyla dünyayla bağlantısını kesmek ve izole evet. bir toplum yaratmak. Evet. Bu artık çok da mümkün evet. görülmüyor. Mümkün. Dünyada eskiden belki bir takım şeyler kapalı kapılar ardında olabiliyordu ama artık olması mümkün değil gibi görülüyor. Bir yerde bir şey yapıyorsunuz, o hiç gizli kalmıyor. Bir şekilde çok çabuk duyuluyor, yayılıyor vesaire. Sevgili hocam, bir şeye daha dikkat çekip oradan gene fikrinizi tabii, almak isteyeceğim ben. Şimdi bu çağ küreselleşme çağı, globalizm çağı. İnternet de bunu doğruluyor. İnternetle birlikte bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İnternetle yayılan o bilginin içinde neler var? İnternetin yaydığı o bilgide farklı diller var. İnsanlar farklı diller konuşuyorlar dünyada. Tamam, ulus devletler artık sınırları zorlanıyor. Ulus devlet kavramıyla ilgili bir sıkıntı yarattı globalizm ya da evet, küreselleşme. Evet, o çok doğru. Evet. Bunu tespit ettik. Ama insanlar hala farklı diller konuşuyorlar. Farklı diller konuşuluyor dünya üzerinde. Bir farklılık daha var. Ben şimdi farklılıkları söyleyeceğim. Hani bir taraftan küreselleşme gidiyor ama farklı taraflarımız neler? Farklı diller var. Farklı dinler var. Yani sadece üç semavi dini konuşamayız burada. Burada Budizmi veya Doğu felsefelerini, bir takım şeyleri de bunun içine katmak zorundayız. Bunların sayısı hiç de az değil. Öbür taraftan bütün bu dinleri reddeden ateistler de var. Onlar kendilerini farklı bir noktada tarif ediyorlar. Tabii ki farklı kültürler var. İşte Maya kültürü, Aztek kültürü, işte Kızılderili kültürü, Türk kültürü, Orta Asya kültürü, bir sürü kültür söyleyebiliriz. Ve bu ülkeler ne kadar globalleşerse globalleşsin, farklı eğitimleri var. Ve son olarak hocam, çok önemli bir şey söylediniz. Farklı coğrafyalar var. Tamam. Yani şimdi Antarktika'da veya kuzeyde yaşayan insanla, bir Eskimo'yla veya bir İskandinav ülkesinde yaşayanla, Orta Doğu'da yaşayanın iklimden gelen bir takım sıkıntıları var. Yani şimdi neyi küreselleştireceğiz, hangisini kabul edeceğiz? Şimdi Eskimo'ya ahlaki olarak ve çok normal gelen bir şeyin Orta Doğu'da ahlaki kabul edilmesi mesela mümkün değil. Kültürel farklılık da var. Şimdi burada diyor ki küreselleşme aktörleri, ona ayrıca değineceğim, ortak bir
paydada buluşturup uzlaştıracağız biz dünyayı diyor. Yani biz bu farklı dili, farklı dini, farklı kültürü, farklı eğitimi, farklı coğrafyayı bir şeyde birleştireceğiz. Bu bir ortak payda. Bu ortak payda ne diye çok merak ettim hocam. Yanılıyorsam düzeltin ne olur. Ben bir siyaset bilimci ve ekonomist değilim ama ortak payda bana para gibi geldi. Ortak payda burada para, yüksek kazanç. Neden? Çünkü dediniz ya, Sovyetler Birliği çöktü, liberalizm geldi. Ama bu liberalizm geldiğinde de yüksek kazanç çok önem kazandı. Tabii. Çünkü yüksek kazanç yüksek yaşam kalitesi demek ve galiba buradan kapitalizmin tarifine gidiyoruz. Peki farklı dil, farklı din, farklı kültür, eğitim ve coğrafyadaki insanlar ortak payda da buluşup para, yüksek kazanç üzerinden yüksek yaşam kalitesine ulaşamıyorlarsa Darwin'e gideceğim. Doğal seleksiyon oluyor sevgili hocam benim anlayışıma göre. Onlar küresel aktör değil, küresel aktörlerin yönettiği ve sömürdüğü bölgeler ya da bölümler haline geliyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi şöyle tabii bir genel toparlama yaptım. Bunun üzerine eminim çok önemli söyleyeceğiniz ben şeyler olacak. Ben bunlar hakkında da bir şeyler söyleyeyim de bir kaldığım yerden devam edeyim. Yani küreselleşmenin önemli parametrelerinden bir tanesi mesela terör. Yani şimdi küresel anlamda... Küresel terör diyoruz hocam. Tabii yani eskisi gibi konvansiyonel anlamda devletler birbirleriyle uzlaşmadığı, birbirleriyle tam tersine uzlaşamadıktan sonra da çatışma alametleri gösterdiği alanlarda konvansiyonel anlamda savaşabilmek ve hesaplaşmak yerine bir takım küresel anlamda finanse ettikleri, desteklediği terör örgütleriyle oralarda operasyon yapıyorlar. Yani aslında üçüncü bizim havalimanı inşaatı ya da üçüncü köprünün ihale edilmesi gibi kendilerine özgü davalarda ihale ediyorlar bu işleri. Şimdi bu da ayrı bir şey. Yani küreselleşmenin önemli parametrelerinden bir tanesi. Silah, kimin kime silah sattığını, kimin hangi silahlarla önemli bir siyasal ve askeri bir aktör olarak çıkması da denetlenmesi ya da denetlenemeyen konulardan bir tanesi. Ama bunların yanında mesela dünyayı küreselleşme diyoruz ya, bir küre olarak tehdit eden alanlarda da küreselleşmenin getirdiği bazı pozitif unsurlar da var. Mesela çevre. Şimdi mesela dünya genel olarak şöyle bir yargı ortaya çıktı. Brezilya'daki yağmur ormanları sadece Brezilya'nın malı değildir. O tüm dünyanın bir malıdır. Yağmur ormanlarına siz zarar veremezsiniz, katledemezsiniz. O çünkü globe olarak, küre olarak bizim iklimimizi ilgilendiren bir konudur. UNESCO'nun kültür mirasları da var. Tabii. Galiba, değil mi? Hatta ünlü şarkıcı, pop şarkıcısı Sting bu Brezilya'daki yağmur ormanları ile ilgili çok önemli bir şarkı da yapmıştı. Yani onu da böyle genç dinleyiciler belki hatırlarlar eğer seyredenler olursa Sting'in. Şimdi burada önemli olan sevgili hocam, küreselleşme ile beraber, şimdi küreselleşme bir dominant olan, üstün olan ülkelerin, yani kültür anlamında söylediniz ya, kendi yaşam biçimlerini, kültürlerini de dayatmasını da getirdi. Yani daha güçlü olana karşı bir meyli de sezdiler. Mesela Sovyetler Birliği dağılmasından söz ettik ya, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra o Rusya Federasyonu'nun daha liberal bir takım programlar uygulamasıyla beraber hem o 80 yıldan beri örtülmüş olan bir takım dini inançlar, mesela Ortodoks papazların yürüyüşünü ben çok iyi hatırlıyorum Moskova'da. Dini inançlar ortaya çıktı. Mesela din de aslında bu Soğuk Savaş sonrasının önemli unsurlarından bir tanesidir tekrar. Yani tekrar böyle bir tanrıya dönüş bir süreci gibi. Bir de bir mesela McDonald's açıldı, isim vermek gerekirse. Belki çok doğru değil ama. Aa, bir de baktık Rusya gençleri kuyruğa girmişler. Yani Batı kültürünün tükettiği ürünleri, Batı kültürünün figürlerine adeta bir tapınma oldu. İşte sizin söylediğiniz orada oluyor. Yani güçlü ülkelerin kültürel anlamda daha parlak ve ışıldayan bir takım merkezlerin cazibesi ön plana çıkıyor. Ve onlar aktör oluyorlar. Aktör oluyor. Yalnız bunun da senkronize olarak şöyle bir şeyi var, bir tezahürü de var, onu da söylemeden geçmemek lazım. Mesela Walker Connor diye bir siyaset bilimcinin yaptığı bir araştırmada diyor ki dünyada aşağı yukarı 5000 tane
etnik grup ve dil var. Farklı dil çok önemli. Hı hı. Eğer her etnik gruba ya da her dile bir devlet tekabül etseydi dünyada 5000 tane devlet olacaktı. Bu da bugün böyle etnik bazda problemli olan alanlar ülke içinde önemli bir gösterge. Yani bir ülke içerisinde farklı dil, farklı etnik grupları da bir kompozisyonları aslında eritilebilir. Yalnız senkronize olarak, eş zamanlı olarak şu yaşandı. Bu küreselleşme kendi kültürlerini ve ideolojisini dayatmaya başladığında dünyada da bir rezistans başladı. Ve bir de reaksiyon geldi. Reaksiyon geldi. Bu eş zamanlı oldu. Ve ilginçtir hocam, o reaksiyonu da terör bazen çaresiz kaldığı zaman, evet, hani din adına terör, evet, kültür adına tabii belli terör. Şimdi şu çok önemli sevgili hocam, hani bu çok doğrudur ve benim inandığım bir şeydir kendi adıma. Evet, küreselleşme ulus devletin kontrol ettiği, egemen olduğu alanları zayıflattı. Zayıflattı ama milliyetçiliği bitirmek bir yana mikro milliyetçilikleri körükledi. Pekiştirdi, evet. Mikro milliyetçilikleri tekrar alana doğru itti. Neden biliyor musunuz? Biz sizin dayattığınız bütün değerleri benimsemek zorunda değiliz. Biz kendi kültürümüze, küçük de olsa kendi geleneğimize, kendi tradisyonlarımıza sahip çıkmak ve bunu bırakmak istemiyoruz diye bir infial duygusudur aslında o. Harika bir tespit hocam. Tam buradan müsaade ederseniz tam yeri geldi. Burada bir tespit yapmak istiyorum. Bir şey ortaya koymak istiyorum. Demin dedim ki işte ortak payda kazançlı, kazancı olan, daha çok kazanan, daha çok yüksek yaşam kalitesine sahip olacak. Gönlün arzu ettiği dünyadaki 7,5-8 milyar insana eşit bir şey götürmek. Hani küreselleşme böyle bir şey olsa, herkes sağlıktan eşit yararlansa, herkes işte istediği gibi arabalara binebilse, istediği kazancı elde etse, sağlıklı gıdayla beslense, temiz suya ulaşsa çok güzel olacak. Ama maalesef henüz o noktada değiliz ve küreselleşme daha çok ekonomik bir eksende dönüyor. Aktör olabilen ülkeler daha güçlü ülkeler olarak kendilerini gösteriyorlar. Peki, doğru, bu bir dalga. Böyle geliyor dünyada. Bunun önünde durmak çok da mümkün değil. Ve çok konuşulan şey şuydu: değişim ve statikoculuk. 90'ların çok konuşulan şeyleriydi, evet, biliyorsunuz. Evet. Değişime karşı rahmetli Turgut Özal çok hep bunu kullanırdı. Derdi ki statükocu bunlar. Hepiniz statükocusunuz. Dünyadaki değişimi görmüyorsunuz. Bakın değişim var, şu var, bu var. Doğru, değişim dedikleri şey aslında bu rüzgar geliyor. Bu rüzgarın içinde değişeceksiniz ama yani rüzgara kapılıp savrulmak değil, o rüzgarın içinde rüzgarı yöneten, o rüzgarın esintilerinden biri olan bir ülke olmanız, bir kültür olmanız gerekiyor. Yani siz farklı dilinizi, dininizi, kültürünüzü, eğitiminizi, coğrafyanızı, zaten coğrafyayı değiştirme şansınız yok. Bunun için de bu rüzgarı yönlendiren, yöneten bir ülke olabilirsiniz ve bu işte olumlu adaptasyon diyoruz buna. Bu olumlu adaptasyonu sağlayan ülkeler aktör oldular ama ben merak ettim sevgili hocam. Bu ülkelerin ortak noktası nedir dedim ya. Nasıl bir ortak noktaya sahipler? Şunlar çıktı. Birincisi, bu ülkeler akla dayalı, analitik düşünceye dayalı bir eğitim programına sahipler. Birinci özellikleri bu. İkinci özellikleri, güçlü bir kültürel birikimleri var. Amerika gibi 250-300 yıla gelmiş bir ülkeyi bile yabana atmamak gerekiyor. O bile kendi, o öyle 5000 yıllık, 10000 yıllık birikim değil, kendi kültürel birikimine sahip çıkıyor. Bir Amerikalılık var Amerika'da. Evet, evet, doğru. Sizin hangi ırktan, hangi dinden, dilden olduğunuz önemli değil. Amerikalı olmak var. Bir diğer şey, güçlü ekonomi. Ekonomileri güçlü bu ülkelerin. Yani ciddi bir sıkıntıları yok. Enflasyon düzeyleri düşük ve paraları değerli. Pasaportları da değerli. Bir şey daha yakaladım. Analitik düşünceye dayalı eğitimin dışında bu ülkelerin ortak bir özelliği, doğru işleyen hukuk sistemine, mümkün mertebe daha doğru işleyen bir hukuk sistemine sahipler. Yani yargı bağımsız, tamamen bağımsız hareket edebiliyor. Çok fazla itiraz olabilecek noktalar ortaya çıkmıyor. İnsan hakları ihlalleri falan çok fazla değil ve yerleşmiş etik değerleri var bu ülkelerin.
Hemen bitiriyorum hocam. Peki aktör olamayıp da rüzgara savrulanların özelliklerine baktım. Bunlar bir kendi içinde ve çevresi içinde bir kere barış içinde değil bu ülkeler. Devamlı böyle bir sıkıntıları var. O sizin bahsettiğiniz bu mikro milliyetçiliği falan çok konuşuyorlar. Konuştukça kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bir başka şey hocam fark ettiğim, güzel kaynakları olsa da bunların kaynaklarını aktörler yönetiyor. Onlar Tabii. yönlendiriyor. Ve bunlar sağlıklı gıdaya, sağlıklı ilaca, sağlıklı bir takım şeylere ulaşmakta da karın ağrısı çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Ve ben buna Darwin'den gelerek bir doğal seleksiyon olduğunu, burada bir evrimselleşme olduğunu gördüm. Yani siz analitik düşünceye dayalı eğitim kurabilirseniz, güçlü kültürel köklerinize sahip çıkabilirseniz, ekonominizi güçlendirecek, biraz sonra ona da değineceğim, bilimsel bilgiyi üretebilirseniz, hukuk sisteminizi düzeltip evrensel etik değerlere saygılı bir ülke haline gelebilirseniz, siz yönetici oluyorsunuz. Rüzgarı siz yönlendiriyorsunuz. Bunları yapamıyorsanız da doğal seleksiyona uğruyorsunuz gibi geliyor hocam. Evet. O kadar önemli şeylerden bahsettiniz ki hocam. Şimdi hangisinden başlayayım bilemiyorum. Hocam siz konunun çok değerli bir uzmanısınız. Eminim hepsini çok güzel toparlayacaksınız. Falih Rıfkı Atay'ın bir sözü geldi aklıma. Coğrafyanın kaderi değiştirilemez diyordu. Yani hakikaten değiştirilemez. Bizim de makus tarihimizde biraz coğrafyanın yani böyle belgesi. Problemli bir alandayız ama onun ötesinde ben şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Bu tür hiçbir zaman liberalizmin ya da küresel aktörlerin böyle bir zaferi gibi görmemek lazım. Dünya zaman zaman hiç ummadığınız bir şekilde konjonktür bazen sizi çok farklı yerlere götürebiliyor. Yani şunu da unutmamak lazım. 1800'lü yılların sonuyla 1928-29 arasında da pekala Anglo-Sakson kökenli böyle liberal politikalar çok dünyada hakimdi. Ancak 1929 dünya bunalımını unutmamak lazım. Evet, ciddi o bir kadar çok aşırı bir tüketim karşısında bunu siz satın alacak, satın alma gücü bakımından çok güçlü bir toplum modelleri karşınızda göremediğin zaman mevcut arz fazlası layık olduğu ya da beklediği talebi göremeyince enflasyon değil. Tam tersine bir deflasyonla karşı karşıya kaldı bütün dünya. 1929 Great Depression dedikleri ve büyük dünya bunalımı. Hazır da değildi böyle tabii, bir şey. Hiç yani, beklemiyor. Tabii o zaman da işte liberalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. İşte bir Adam Smith'in Invisible Hand dedikleri aman ekonomiye karışmayın. Orada aslında bizim göremediğimiz ve tarif edemediğimiz bir görünmez el vardır. Invisible hand der ona Adam Smith. O görünmez el, invisible hand o piyasada her şeyi düzenler. Aman müdahale etmeyin dediklerinde 1929 dünya bunalımında sadece New York'ta intihar edenlerin sayısı, çünkü Wall Street falan göçüyor olduğu gibi binlerle ifade ediliyor, binlerle. Bütün dünyada büyük bir çöküş başlıyor ve zaten bir süre sonra Almanya'daki Nazizm'in de ayak sesleri olacaktır aslında o. Ardından da o geliyor zaten. O gelecektir. Tabii. Orada mesela bir süre sonra zaten böyle Keynesyen politikalar gündeme gelecektir. Yani Keynesyen politikaları dinleyenler için çok kısa ifade etmek gerekirse Keynes diyor ki devlete çukur kazdırın insanlara, para verin diyor. Ne yapacaksın? Karışmayın, para verin diyor. Çukur kazdır, para veriyor devlet. Şimdi ne yapacağız diyor? Şimdikini kapatmak için bir daha para verin diyor. Yani piyasaya kamu müdahaleciyle bir para enjekte ederek durmuş olan ekonominin çarklarını yeniden döndürmeye çalışıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi bugün de böyle piyasa her şeyin düzenleyicisi, piyasa her şeyin belirleyicisi gibi bir piyasa fetişizmi içerisinde hareket ediyoruz ama gün gelir eğer bütün dünyadaki küresel anlamda yine tırnakta iktisadiyat, ekonomik hayat çökerse yeniden kamu müdahaleciliğinin önü açılabilir. Bu biraz cyclical, bazen döngüsel oluyor. Onun için hiçbir zaman liberalizmin zaferi, tarihin sonu falan gibi şeylerle görmemek lazım bunu. Burada bir şey sorabilir miyim hocam size? Fikrinizi merak ediyorum bu konuda. 1929 krizinden bahsettiniz. Amerika'nın ikinci bir travması daha oldu. 2001 yılında İkiz Kuleleri'ne yapılan evet. 11 Eylül saldırıları. Hangisi daha travmatikti acaba Amerikan toplumu için? Bir siyaset bilimci gözlüğüyle baktığınızda 29 krizi mi, 2001
İkiz Kule saldırıları mı? 2001 miydi, 2000 miydi? Onu da düzeltin. 2001. 2001. 2001, evet. 2001 krizi... Ondan sonra da sanki aynı o nazizmin ayak sesleri falan oldu, Avrupa karıştı ya, oradan sonra da gene birçok şey oldu. Şöyle ama farklı düzlemlerde. Şimdi bu 1929 dünya bunalımını hem Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sonra fevkalade ekonomik hayatta temkinli hareket ettiğini, piyasayı çok başıboş bırakmamak gerektiği konusunda çok dersler aldığını düşünmek lazım. Yani daha ziyade birisi ekonomiyle, birisi siyasetle ilgili. Çünkü 29 dolaylı olarak aslında siyasetle de alakası var. Bir süre sonra, hani biraz önce söyledim ya, nazizmin ayak sesleri duyulacaktır diye. Daha sonra zaten o deflasyon yerini enflasyona bırakacaktır. Mesela Almanya'da Hitler falan iktidara gelmeden önce, İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte, yani 1933'te geliyor, 33 öncesi, mesela öyle büyük bir enflasyon oluyor ki bu Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arası dönemde, zaten o bir Erich Hobsbawm ünlü tarihçi katastrof çağı der, bir kargaşa çağı der. Mesela Münih'ten Düsseldorf'a trenle giderken yolda kondüktör 3 defa gelip para istiyor sizden. Yolda zam geldi biletlere diyor. Yani hiper enflasyon. Evet. Hipertansiyon gibi. Saat başı enflasyon yani var. Hipertansiyon tabii. Çok artarsa beyin kanamasından götürür. Tabii. Hiper enflasyon ve dolayısıyla kitleler, buna Alman entelektüelleri dahil, o Kant'ları, Hegel'leri, Fichte'leri, Schiller'leri, Goethe'leri yaratan toplum birbirinin dünya savaşı onbaşısının peşinden gidiyor. Sebep ne olacaksa olsun artık da bu süreç böyle gitmesin yani bir gibi. Bir stabilizasyon, bir düzen gelsin tabii ortaya. Şimdi 2001 krizi biraz daha böyle farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğundan itibaren Pearl Harbor hariç kendi topraklarında ilk kez direkt saldırıya uğradığı bir andır. O bir milattır. Ondan sonra dikkat ederseniz mesela satılan Amerikan bayraklarında patlama olmuştur. Bir tür Amerikan milliyetçiliği gündeme gelmiştir. Bir, önemli tezahürleri. İki, özgürlükler ülkesiydi ya, hürriyetler ve insan haklarının, piyasa ekonomisinin, demokrasinin beşiğiydi ya, Amerika Birleşik Devletleri özgürlük mü, güvenlik mi dilemmasına girmiştir. Ve insanla Amerikan toplumu, güvenlik bizim için daha önemli, güvenliğimiz için bir miktar özgürlüğümüzden taviz verebiliriz demiştir. Zaten evrimsel sürecin özünü önce hayatta kalmak. Her şeyden önce tabii hayatta kalmak son derece önemli. Güvenlik mi özgürlük mü dediğinizde özgürlük tamamen bir fantazidir güvenlik sorunu olan kişi. Tabii. Üçüncü ve en büyük tezahürlerinden biri Bush'un, yani Uğur Bush'un o zamanki yaptığı açıklamada, bütün dünyaya teröre karşı savaş açıyoruz. Ya bizdensiniz ya değilsiniz. Terör üreten nedir? İslam coğrafyası. Ve İslamofobinin, İslam düşmanlığının, İslam korkusunun, tırnak içerisinde yaygın tabirle İslamofobinin diyorum, başlangıç noktasıdır. Zaten hem Afganistan hem Irak müdahalesi bu coğrafyalara ondan sonra zaten başlayacaktır. Ve ardından da bu İslami terör örgütü denilen, İslam'la birlikte ismi anılan birçok terör örgütü tabii, ortaya çıktı. Tabii. Ve Usame Bin Laden'in ortadan kaldırılması da bu işi çözmedi. Tabii, tabii. Bir de hocam, bu küreselleşmeyi hep mesela böyle siyasi ve iktisadi anlamda konuşuyoruz ama yani şu da çok önemli. Biz mesela üniversitede birer bilim adamıyız. Siz özellikle her zaman söylüyorum ve gurur duyuyorum, dünya çapında bir hocam, bilim adamısınız. Benim gözümde hep öyle. Şimdi bu üniversitelerin de kendini bu gelişmelere oryante etmesi, adapte etmesi lazım. Şimdi mesela bu ne, yani üniversitenin ilgisi nedir diye sorabilirsiniz. Ha, farklı disiplinlerin bir arada çalışarak bir meseleye farklı disiplinler açısından bakabilme ya da ortak çalışmayla bir analiz edebilme becerisini gösteremiyorlarsa o hala aslında benim için 1950'lerin, 1960'ların bir üniversitesidir. Evet. Şimdi bazı mesela Anadolu Üniversitelerinde hala böyle bir konferanslara falan gittiğimizde görüyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi diye yazmışlar. Böyle bir uzun halılarla dekan odasına gidiyorsunuz. O şaşa da nedendir onu da bilemiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok üniversitenin bizim gibi rektör demezler, president derler.
Presidentleri böyle okula, kampüse bisikletle geliyor giderler ama ayrı bir şaşa ve görkemli odalar falan, böyle bakan odası gibi. İlimden, bilimden, zihniyetten uzak bir apayrı bir dünya. Şimdi mesela İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde koskocaman yazmışlar. Binaya giriyorsunuz. Birinci kat iktisat bölümü. İkinci kat kamu yönetimi bölümü. Üçüncü kat bilmem siyaset bilim bölümü. Dördüncü kat bilmem maliye bölümü. Böyle bir şey olmaz hocam. Şimdi üniversitede eğer mesela üç kişi aynı odada oturuyorsa, biri siyaset bilimci, biri iktisatçı, biri sosyolog falan olması lazım. Bunların yaptıkları, yazdıkları her makalede ortak çalışmalar olması lazım. Eğer birbirlerinden kan alıp kan vermezlerse, inanın kuru ve işe yaramaz bir makaledir ortaya çıkan çalışmalar. Sevgili hocam, bizim fen bilimlerinde indirgemeci yöntemleri artık terk etme dönemine doğru gidiyor dünya. Daha bütüncül bakması gerekiyor, daha multidisipliner çalışması gerekiyor. Aynı şey sosyal bilimler alanı için de kesinlikle geçerli. Öyle. Üniversite dediniz, tam da burada küreselleşmede tam sizin bu tezinizi çok destekleyecek bir şey getireceğim, bir argüman koyacağım ortaya. Ama şu 1929 krizi için aklıma bir şey geldi. Hep diyoruz ya, bizi işte dışarıda izleyen, hiç bilimle ilişkisi olmayan insanlara da biz bilimi sevdirelim. Film filan da öneriyoruz size. Aklıma bir film geldi. 1929 krizinin Amerika'da neler yaptığını çok güzel anlatan, çok da eğlenceli bir film var aslında. Filmin adı Cinderella Man. Çok fazla filmi tanıtacak şeyim yok şimdi, vaktim yok. Cinderella Man'i alıp izlesinler. Orada küreselleşme diyorum, o 1929 ekonomik kriziyle büyük bir bunalım yaşayan çok yetenekli bir boksörün yukarılardan zemine düşmesi, çakılması hatta, sonra gidip dışarıda hamallık yapması, hamallık yaparken kendisini ve ailesini geçindirmeye çalışması ve en sonunda da dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını tekrar geri kazanmasının öyküsüdür, gerçek yaşam hikayesidir ve o kriz dönemini de çok güzel anlatır. Biraz Son İmparator filmine de benzemiyor mu sevgili hocam? Çin İmparatoru olarak doğuyor, evet. Bahçıvan olarak hayatını tamamlıyor. Biraz böyle Son İmparator filmine de benziyor sanki. Benziyor. Şimdi tekrar dönüyorum sizin söylediğiniz üniversite meselesine. Ben dedim ki size sözü terk etmeden önce, analitik düşünceye dayalı eğitim, doğru işleyen hukuk sistemi, yerleşmiş etik değerler vesaireler falan ve bunlara uyan aktör oluyor, uyamayan rüzgarın önünde gidiyor. Aktör olanlar kimler? Aktör olanlar tamamen bilimsel göstergelere göre değerlendiriliyor ve bir yere geliyorlar hocam. Scientific American bir sayısından alınmış bir veri var benim elimde. Dünya ülkelerini güç, yani bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürebilme kapasitesi ve teknolojiye dönüşme üzerinden de ekonomiye ciddi girdi sağlama açısından değerlendiren bir sistem, 25 ülke var. Hocam birkaç örnek vereyim. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Puanı 100. Puan neye göre veriliyor? Puan tamamen üniversitelerdeki eğitim, Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetlerinin buluşa, keşife dönüşmesi ve bunların teknolojiye dönüşmesi, bunların ekonomiye yansıması, artı ne kadar reel bilim ürettiği, uluslararası düzeyde bilimsel anlamda, çünkü o teknolojiye dönüşme işi tamamen bilimden geliyor, tamamen üniversitelerden geliyor ve bir Amerika 100 puan, ikinci sıra Almanya 20 puan hocam. Almanya 20 puanla geliyor ve Almanya şunu diyor: benim üzerimden Amerika geçti 2. Dünya Savaşı'nda. Benim mazeretim var ama geliyorum gümbür gümbür diyor. Sonra Çin var, Japonya var, İngiltere, Fransa, Kanada, Güney Kore gidiyor. İsviçre, Avustralya, Hollanda, bunları hep tanıyorsunuz. İsrail, Singapur, İsveç, Belçika, Danimarka, Avusturya, Rusya, Hong Kong, Brezilya, Finlandiya. Finlandiya'nın, pardon hocam, hı, buyurunuz. Hocam tam sırası gelmişken bir şey sorabilir tabii miyim? Ki. Belki dinleyiciler açısından da eğer bir fikriniz varsa çok manidar olabilir diye. Gökhan Çapoğlu'nun Bilkent Üniversitesi'nin eski hocalarından Türkiye Nasıl Kurtulur kitabından bir alıntıdır bu. Evet. 1961 yılında
Bizim kişi başına düşen milli gelirimiz 381 dolar. Evet. Güney Kore'nin 1961 yılında 186 dolar civarında. Müthiş bir tespit hocam. Yani yarı yarıya. Yani yıl 1961, biz kişi başına düşen milli gelir seviyesinde Güney Koreli herhangi bir vatandaştan, herhangi bir Türk vatandaşı iki kat daha zengin. Daha zengin, doğru. Bugünkü konuma bakıyorsunuz. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bir fikriniz var mı o kadar? Evet, 1980'e geleyim, 60'takinin üstüne 80'i koyayım. 83 veya 84, Türkiye ile Güney Kore eşit ve bir şey yayınlanıyor. İşte önce eşitlemişler. Türkiye'de bir şey yayınlanıyor. Diyorlar ki, ya biz Güney Kore ile nasıl eşit olabiliriz? Biz 35-40 milyon civarında nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bereketli topraklarımız var. Üç tarafımız deniz. Müthiş bir ülkeyiz biz. Güney Kore'ye baktığımızda kuzeyiyle problemi var. Ortadan ikiye bölünmüş. Etrafı deniz ama pek fazla bir verimi yok. İşte kayalık arazileri var. Ekilebilir arazisi yok. Sınırlı. Dağlık, sınırlı imkanları var. Biz nasıl onunla eşit oluruz? 80'lerde bunu söylüyoruz. Yıl 2015 hocam. Güney Kore 8. sırada, Finlandiya 1 puanla 25. sırada, bakın 1 puan, 100 puan 1 puan. Burada 26. ülkeyi soruyorlar bana, kim, 27 kim? Bu listeyi yapanlar diyorlar ki, biri tutturdunuz, 0.99'da bir anlamınız yok. Siz 0.99'dan itibaren rüzgarın götürdüğü tarafa doğru gitmek. İşte global piyasalar bir dalgalandığında işte hemen zam geliyor falan. İşte mutfakta bizi dinleyen hanım varsa o zamlar işte bu yüzden belki de geliyor. Siz iyi bilim yapamadığınız için, bilimsel bilgiyi ekonomiyle birleştiremediğiniz için geliyor. Hemen bunu şuraya bağlayacağım. İki tane daha elimde kaynak var. Bir tanesi Forbes'ten alınma ülkelerin bilimsel güçlerini belirtiyor. Bir tanesi de Dünya Adalet Projesi diye bir proje var. The World Justice Project. Hı hı. Bu çok ciddi bir proje. Bu proje her yıl yayınlanıyor. Her yıl ülkelerin adalet sıralaması yapılıyor. Adalet ve hukuk sıralaması. İlginç bir şey buldum ya. İki tane grafik var elimde. Türkiye bilimde de hukukta da aynı yeri yakalıyor. Bilimde de bulunduğumuz yer işte Malezya, Pakistan, Endonezya, Meksika filan. Orada da benzer ülkeler. Hukukta da. Yalnız hukukta beni yaralayan bir şey var hocam. Siz siyaset bilimcisisiniz. Sosyal bilimler alanına bir soru sormak istiyorum. Bunun 2015'i de yayınlandı. Danimarka ve Norveç hukukun üstünlüğü endeksinde birinci sırada. Temel haklar ve hukukun düzgün işlemesi, temel haklar ve hürriyetler çerçevesinde hukukun düzgün işlemesi. Hocam, bakıyoruz Türkiye'nin 99 ülke içindeki durumuna. Hukukun üstünlüğü endeksinde 59. sırada, temel haklarda 78. sırada. Danimarka, Norveç birinci sırada. Bizi geçen birkaç ülke söyleyeceğim çok utanarak. Botswana, Malezya, Ürdün, Senegal, Lübnan, Fas, Moğolistan. Hocam daha başka bir şey söylemiyorum. Evet. İşte hocam bileşik yani kaplar gibi birisi değil mi? Birisi şunu diyebilir. The World Justice Project dış güçlerin işidir. Bu ecnebiler bizi sevmiyor. Biz aslında çok özgürlükçü, çok iyi bir ülkeyiz ama diyebilirler, bilmiyorum. Evet. Buyurunuz hocam. Şimdi biraz önce aslında sohbetimizin başında da söylediniz. Bu şeye benziyor, Tanzimat projesine benziyor. Çünkü Tanzimat'la beraber bir hukuk manifestosudur aslında. Hani 1839'da insan hakları vurgusu, işte kimse mahkeme kararı açık olarak yapılacaktır, yargılanmalar, mahkeme kararı olmadan işte asılmayacaktır, ceza verilmeyecektir falan. Bir de müsaadere dedikleri tırnak içerisinde devletin herhangi bir kimsenin malına el koymasını kaldırıyor. Müsaadere. Hani istimlak gibi bir tür. Müsaadere sisteminin kaldırılması da şu. 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması yapılıyor çünkü. Hemen bir yıl sonradır Tanzimat. Yani ticaret, serbest ticarette sermaye sahibi olursanız korkmayın. Bir mülkiyet sahibi olursanız artık devlet onu müsaadere etmeyecek. Şimdi hukuk da böyle bir şey. Yani siz güven verirseniz sermayeye, siz insanlara güven verebilirseniz ticaret de gelişiyor, bilim de gelişiyor. Ama hukuk
kör topal çalışıyor ve adalet yanlı davranabiliyor. Başınıza ne gelebileceğiniz konusunda eğer siz bir kuşku içerisinde yaşıyorsanız, insanlar zaten güven içerisinde ne orada istikrar, güven ve istikrarla ne çalışabiliyorlar ne de ticaret yapabiliyorlar. Dolayısıyla o kadar isabetli söylediniz ki toplum aslında bileşik kaplar gibi. Aynen. Yani futbolda neyseniz hukukta da oralardasınız. Hukukta neredeyseniz üniversite ve bilimde oralardasınız. Siyasette neredeyseniz sanatta da ve kültürde de oradasınız. Maalesef öyle. Niye dünya çapında mesela şimdi bir işte bilim adamımız tekrar Nobel aldı. Ortalığa böyle döküldük, heyecan duyduk ve sevindik. İnşallah arkası gelsin diyelim. Ama bir takım ödüller alan bir sinema yönetmenimiz İtalya'da yaşıyor. Ferzan Özpetek'ten bahsediyorum. Evet. Ve Aziz Sancar dediğimizde bütün formasyonunu ve imkanlarını ve cesaretini Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı. Ve Şeza galiba edebiyat alanından alan Orhan Pamuk da ülkeden ayrıldı. Amerika'da yaşıyor artık bildiğim kadarıyla. E tabi canım, Nobel ödülünü verilen parayla hemen Manhattan'da bir daire aldı. Evet, arada sırada gezmek için İstanbul'a işte, geliyor. Bir takım şeyler söylenmiş. Evet, yani biz birbirimizle geçinebilmeyi, bir barış ve huzur iklimini kurabilmeyi, serbest düşünceden korkmamayı, bilim adamlarının önünde bir takoz vazifesi görmemeyi şiar edinemedik. Bunlar herhalde zaman alıyor hocam. Bunları tabii üzülerek söylüyoruz. Aslında verdiğimiz bu endekslerle, sıralamalarla belki dinleyenlerin de moralini bozduk ama güneşle balçıkla sıvamıyor yani. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Bakın işte pozitif psikolojiden falan bahsediliyor. Psikoterapi yöntemlerine, insanlar hastalandığı zaman, sıkıntı duyduğu zaman mental problemleri oluyor. İşte psikoloğa gidiyorlar, psikiyatriste gidiyorlar. Bu psikoterapilerde ne yapılıyor biliyor musunuz? Kişinin önce sorunu anlaması sağlanıyor. Yani kişi sorununu anlarsa, çok defa problem zavallı ben diyor mesela. Acaba gerçekten o kişi zavallı ben mi, yoksa zavallı beni kendimi yaratıyor? Yani hiç kimse beni sevmiyor. Böyle bir düşünce var. Aslında doğru değil. Evet. Seni sevenler de var, sevmeyenler de var ve bu hayatın doğal bir tarafı, ama sen daha fazla insanın seni sevmesinin, kendini mutlu edeceğini düşünüyorsan, galiba onların da seni sevmesini sağlayacak bazı değişiklikler yapman gerekir. O zaman hangi noktalar sıkıntı yaratıyor? Onu tespit etmesi gerekiyor. Şimdi buna benzer bir şekilde ülkelerin de bu tespitlerini doğru yapması gerekiyor. Siz sorunu doğru saptamıyorsanız, benim hukukum iyidir, benim bilimim iyidir, benim üniversitem iyidir, ben Balkanların, Orta Doğu'nun, Avrupa'nın en büyük işte laboratuvarlarına sahibim, böyle güzel binalarımız var, doğrudur. Yabancılar bizim ülkeye geldiği zaman sevgili Mithat Hocam, ağızları açık kalıyor. Bir bakıyorlar şeye, vay be, odalar geniş, laboratuvarlarda çok cihaz var, binalar harika gözüküyor. Ama içinde ne var? Batı'da insana yatırım yapıyorlar, küresel güçler insana yatırım yapıyorlar, tırnak içinde. Biz binaya yatırım yapıyoruz, alete yatırım yapıyoruz. MR cihazı İstanbul'da tüm Avrupa'dan daha fazla, ama MR kullanarak önemli buluşlara imza atanlar çok az sayıda MR cihazına sahip olan ülkeler. Evet. Sevgili hocam. Evet. Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştık. Ve ben son sözü toparlama amacıyla veya belki eklemek istediğiniz başka şeyler vardır diye size vereyim. Bir iki cümle söyleyeyim, ondan sonra inşallah haftaya yine kaldığımız tabii yerden ki, devam edelim. Devam edeceğiz. Hani hukukun gücü mü, güçlünün hukuku mu derler ya, çok yaygın bir tabir son zamanlarda. Evet. Bizde hep böyle iktidarın kendine göre hukuku oldu. Yani bu bütün Cumhuriyet tarihi boyunca maalesef böyle. Bunu artık kendimize böyle bir çeki düzen vermemiz, böyle bir titreyerek kendimize gelmemiz lazım. Yani buna istiklal mahkemelerini koyabilirsiniz. İstiklal mahkemeleri yanlış adam asıyor. Aa pardon ya, yanlış gitti adam falan diyorlar. Yani sabah 9'da yargılama başlıyor, 11'de bitiyor, öğleden sonra 1'de asıyorlar. Bunun temizi falan filan yok. Daha sonra işte darbe dönemlerinin kendine göre ayrı bir hukuku oldu. Yani 12 Eylül'deki artık tekrar uzun uzun söyleyerek dinleyenlerin de içini karartmak istemiyorum ama milyonlarca kişinin fişlendiği, yüz binlerce kişinin cezaevlerine atıldığı, 50 küsur kişinin idam edildiği falan, böyle bir çok kötü bir süreç.
Yani yine daha önceki 12 Mart döneminde de aynı öyle. Daha önceki iktidarlar döneminde bir bakıyorsunuz bir şeyle de hakim ve savcılarda farklı bir yapı. Sonra başka bir iktidar geliyor. İktidar o zaman kendine göre farklı bir şekilde dizayn etmeye çalışıyor. Oysa Monica Lewinsky skandalında Clinton'ın bile yüksek mahkemede ifade verdiğini Amerikan başkanı unutmamak lazım. Yargı böyle bir şey. Ve kabul etmek zorunda kaldı Amerikan başkanı. Budur dedi. Evet, evet. Ama hayatına devam ediyor ve birçok başka şeyler yapıyor. Herkesin konumu ne olursa olsun, normal vatandaş herkesin hukuk karşısında hesap verebilirliğini ve yargılanabileceği kanaatini içselleştirdiği zaman hukuk devleti olabiliyorsunuz. Ama herkes hesap vermeli hukuk karşısında ama o hukuka güvenerek gitmeli. Yani evet. Karşıdaki hukuk, ben başbakanı da yargılarım, cumhurbaşkanı da yargılarım, istediğim şekilde eğerim bükerim değil. Ben bir vatandaş olarak o hukuk karşısında ne kadar eşitliğe sahipsem başbakana, cumhurbaşkanına da aynı eşitlikle yaklaşması lazım. Ve orada da öküz altında buzağı arayarak ya da bunlar bir komplo unsuru olarak da kullanılmaması lazım. Çünkü dönüyor dolaşıyor. Hukuk bunu kullanan hukukçulara da lazım oluyor sevgili hocam. Evet. Herkese lazım oluyor. Evet. Efendim bu pazartesi sohbetimiz de burada sona eriyor. Bugün küreselleşmeden başladık. Ama onun bir tezahürlü olarak küreselleşme karşısındaki bilim ve hukuktaki durumumuza kadar geldik. Zaten konu konuyu açıyor. Nereye gideceğini aslında biz de bilmiyoruz. Ama güzel şeylerden bahsettiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki pazartesi inşallah yine farklı bir konuda Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay'la ben Profesör Doktor Mithat Baydur yine Allah sağlık verirse bir arada olmaya çalışacağız. Size mutlu haftalar temenni ediyoruz. Hoşça kalın. Mutlu haftalar efendim. Sağlıkla kalın haftaya.